Şimdi Türkiye'nin seçimine artık çok az bir süre kaldı. Seçmen 8 gün sonra sandığa gidecek. Seçim yaklaştıkça siyasi arena da hareketli. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şimdi hem seçim hem de siyasetin sıcak gündemini muhabirimiz Duygu Ayaz Bayram'a değerlendirecek. Kameralarımızı Şanlıurfa'ya bu özel röportajın gerçekleştirileceği noktaya çeviriyoruz. Duygu sendeyiz. Siyasi tartışmalar, polemikler, seçim için geri sayım devam ediyor ve bugünden itibaren sadece 9 gün kaldı seçimlere. Bizler bugün Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da Balıklı Göl'ün hemen yanındayız ve önemli bir konuğumuz var. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Şanlıurfa Milletvekili. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen aslında sıcak gündemle başlamak istiyorum. Son olarak The Economist Mayıs ayı kapağında dergide 2023'ün en önemli seçimleri başlığı altında Erdoğan gitmeli ifadesini kullandı. Efendim bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Türkiye'deki seçimler sadece Türk halkı tarafından değerlendirilmiyor. Aynı zamanda yurt dışında da değerlendiriliyor ve çok yakından takip ediliyor. Yabancı devlet başkanlarından tutun da basın mensuplarına kadar pek çok çevre Türkiye'deki seçimlere müdahale etmek için veyahut da seçmenlerin tercihlerini etkilemek için değişik davranışlar ortaya koyuyorlar. The Economist de onlardan bir tanesi. Başka dergiler, gazeteler de zaman zaman yapıyorlar benzer haberleri veyahut da manşet atıyorlar. Ama çok belli. Türkiye'nin seçimlerine müdahale girişimi bunlar ve Türk seçmeninin tercihlerini etkileme teşebbüsleri olarak duruyor. Ama şu açık, Türkiye'nin seçimini The Economist yapmayacak. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillerini Washington yahut da Londra'dakiler seçmeyecek. Türk milleti seçecek. Dolayısıyla bu manşetlerin milletimizin tercihlerini değiştirmeye etkili olacağına inanıyorum. Esas manşeti sandıkta 14 Mayıs'ta Şanlıurfalılar aziz milletimiz atacak ve onlara en büyük cevabı o verecektir. Efendim siyasi gündem de oldukça yoğun. Tabii seçim sattığında da çok hızla da bu yoğunlukta devam ediyor. Bu kapsamda HDP'nin de içinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini açıkladı. Bu seçim sürecinde. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Şanlıurfa'dayız. Siz de buranın milletvekili adayısınız ve seçim sürecinde de özellikle Kürt seçmenin de yoğun olduğu bir şehir. Aynı zamanda Güneydoğu Anadolu'nun da büyük illerinden biri. Seçim sürecinde de bu durum sahaya nasıl yansıdı? Burada zorlandığınız zamanlar oldu mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şanlıurfa'daki Kürt kardeşlerimizin, seçmenlerimizin birinci tercihi, kahir ekseriyetinin birinci tercihi AK Parti. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olarak. O nedenle Şanlıurfa'da bu açıdan herhangi bir sıkıntı, sorun yok. Yani Şanlıurfa'da Kürt seçmende, Arap seçmende, Türkmen seçmende, Türk seçmen hepsinin birinci partisi, bir de açık ara birinci partisi AK Parti olduğu gibi Cumhurbaşkanı adayı da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ancak CHP ile Millet İttifakı ile HDP arasında doğrudan bir ilişki olmasa da HDP'nin Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almaları, aday çıkarmamaları ve seçmenlerine bir oy bize, bir oy Kılıçdaroğlu'na diye çağrıda yapmaları onların bir hedef birliği içinde olduğunu gösteriyor. Sayın Mithat Sancar da açıkladı. Biz hedef birliği içindeyiz dedi. Burada herkes gibi ben de Şanlıurfalılarında bütün her kesimin merak ettiği şey şu. Hangi hedeflerde birlik içindesiniz? Yani HDP ile Yeşil Sol Parti ile Emek Özgürlük İttifakı ile eş genel başkanlarla Sayın Kılıçdaroğlu neler konuştu? Hangi konularda taahhütlerde bulundu, sözler verdi? Yeşil Sol Parti adına konuşan, HDP adına konuşan eş genel başkanlar, diğerlerini dinlediğimizde bazı sözler verdiği o açıklamalardan çıkıyor. Ancak bu ne kadar doğru? Ayrıca onlar da Kılıçdaroğlu'na çağrı yapıyor. Bize verdiğin sözleri açıkla diyor. Burada bir gri alan var. Onun için bunu gidermek Sayın Kılıçdaroğlu'na düşer. Şeffaflık madem demokrasinin gereği, o zaman hangi sözleri verdin?
bunu açıklaması lazım. Ben de buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na hedef birliği ettiğiniz konular nelerdir? HDP'ye ya da Yeşil Sol Parti'ye verdiğiniz taahhütler nelerdir? Lütfen Türkiye kamuoyuna bunları paylaşın, açıklayın diye çağrıda bulunuyorum. Gizli kapaklı ittifak veyahut da gizli kapaklı taahhütlerle örtülü bir seçmen ve seçim süreci yürütmenin doğru olmadığını buradan da ifade etmek isterim. Efendim, bu kapsamda şunu da sormak istiyorum. Sıra Süreyya Önder, çözüm süreci bekliyoruz. AK Parti yaptı, AK Parti döneminde oldu. CHP niye yapmasın ifadesini kullandı. Buna ne mani var dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Sıra Süreyya Önder tecrübesi olan biri. CHP'nin kodlarını da iyi bilir. Ve orada cesur durmayan bir irade olduğunu da en iyi o bilir. Çünkü biliyorsunuz 91 yılında o zamanki bugünkü CHP'nin selefi partiden HDP'nin selefleri aynı listeden girmişlerdi. Hı hı. Sonra meclisten yaka paça nasıl dışarı atıldıklarını, nasıl tutuklandıklarını, nasıl hapishanelere girdiklerini herkes şahit. Leyla Zanalar'ın, Orhan Doğanların, Hatip Dicle'lerin geçmişte de böyle ittifakları olmuştu. Gene hedef birlikleri olmuştu. Ama hedef birlikleri mezara kadar değil, pazara kadar sürdü. Seçimden sonra bambaşka bir noktaya evrildi. Hepsi hapse girdiler. Şimdi gene bakıyorsunuz, yan yana fotoğraf çekilmekten HDP'yle çekinen, ziyaret etmekten korkan ve resmen ittifaka dahil etmeyen CHP, şimdi çıkmış taahhütlerde bulunuyor. O taahhütlerini de açıklamaya cesaret edemiyor. Buradan Önder'e şunu sormak isterim. Size verdiği sözleri kamuoyuna açıklama yürekliliğini gösteremeyen biri. Size verdiği taahhütleri kamuoyuyla paylaşmamış, paylaşmaya cesaret gösteremeyen Kılıçdaroğlu bir çözüm süreci başlatma cesaretini gösterebilir mi? Kesinlikle gösteremez. Bu biraz cesaret işi. Sadece irade işi değil. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız geçmişte demokratik açılım sürecini, milli birlik ve kardeşlik sürecini başlatırken de Türkiye'de çok ciddi karşılıklı, yani eleştiriyle karşıladı ve bir sürü şeyi görüştüledi. Ben baldıran zehri içeceğim, içtim dedi. Bu yoldan dönmeyeceğim dedi ve öyle yürüttü. Bu büyük bir cesaret işi. Onun için Sırrı Süreyya Önder çok iyi biliyor ki Kılıçdaroğlu'nda böyle bir cesaret de yok, böyle bir yürek de yok, böyle bir süreci de başlatmalar mümkün değil. Geçmiş örnek 91 seçimlerinden sonra yaşananlar, şimdi de mevcut yaşananlar. Eğer inanıyorlarsa o zaman çağrıda bulunsunlar. Kendilerine kapalı kalktılar ardında Sayın Kılıçdaroğlu verdiği sözleri çıksın Kılıçdaroğlu millete açıklasın. O zaman biz de inanalım. Daha bundan korkan, buna cesaret edemeyen daha büyük bir cesaret ve irade gerektiren konuda adım atabilir mi? HDP, Yeşil Sol Parti kendi kendilerine Cumhurbaşkanımıza duydukları kin ve nefreti kamufle etmek için başka şeyler söylüyorlar ama hakikat o değil. Efendim şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dün katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu ve kendisi hakkında bazı kayıtların ortaya çıkacağını ifade etti açıklamasında. Aynı zamanda bu açıklamayı yaparken de devamında 17-25 Aralık sürecinde de deepfake ile sahte ses kayıtları yaptılar ifadesini de kullandı. 17-25 Aralık sürecini hatırlatarak bu ifadeyi kullandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları? Yani Sayın Kılıçdaroğlu yıllar sonra da olsa Cumhurbaşkanımıza iftira etmiş olduğunu, Cumhurbaşkanımıza bir kumpasın kurulmuş olduğunu, 17-25 Aralık'ın FETÖ'nün bir kumpası olduğunu, o kasetlerin de bir kumpas olduğunu ve kurmaca olduğunu açıkça itiraf etmiş oldu. Ama bir şey daha yaptı. Kendinin de o süreçte bu kumpasın neticeye varması için
bilerek veya bilmeyerek bu kumpasa destek verdiğini itiraf etmiş oldu. Hatırlarsanız o zaman soruşturmalar vardı, 17 Aralık, 25 Aralık, evet. Dosyalarda gizlilik kararı var. Onları ifşa etmek suç, gazeteciler yayınlayamıyor, televizyonlar veremiyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu meclis kürsüsünün dokunulmazlığını da istismar etmek suretiyle o kasetleri getirdi, grupta dinletti ki Türkiye kamuoyuna bu iftirayı, bu kurmacayı, bu kumpası hakikatmiş diye takdim etti. Benimle ilgili böyle kasetler çıksa saniye durmam, hemen bırakırım dedi. Ama şimdi aradan geçen zaman içerisinde dün de bunun 17-25 Aralık'taki kasetin kumpas olduğunu itiraf etti. Bu şunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu vaktiyle Türk halkını aldattığını, yanılttığını, Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan iftirayı yaydığını, yaygınlaştırdığını gösteriyor. Onun için de bu itiraf nedeniyle Sayın Kılıçdaroğlu'nu Türk halkından, aldattığı ve yanılttığı Türk halkından özür dilemeye davet ediyorum. Ve Cumhurbaşkanımıza karşı yürütülen iftira ve kumpas sürecine verdiği destekten dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Herhalde böylesi bir noktada, yani siyasi etik bunu gerektirdiği gibi, bizim sahip olduğumuz ahlak kuralları da, birisi bir kumpasa uğramışsa, birisi hakkında iftira atılmışsa, bilmeyerek ya da onların doğruluğuna inanarak o sürece destek vermişse biri, bundan dolayı özür dilemesi, kamuoyundan ve Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi asgari ahlak kurallarının gereğidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nu buradan özür dilemeye davet ediyorum. Efendim, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bir açıklaması oldu. İmralı'ya adam gönderdiler ifadesini kullandı ve bu konuda da kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını söylerdim, ancak yargıdan bir isim gönderdiler dedi. Buna ek olarak da dün Mansur Yavaş gönderilen kişinin bir hakim olduğunu iddia etti. Şimdi bakın, onlar yalan söylüyorlar. Bu kadar açık söylüyorlar. Ve ellerinde belge var falan filan diye söyledikleri kısımda oraya zaman zaman bizim bir sürü Adalet Bakanlığı'ndan teknik heyetler gider. Oradaki binaların tamiri, bakımı, onlarla ilgili işler. Yani böyle bir görevlendirmeyle ilgili yapılan şeyler, çalışmalardan, oradan muhtemelen edindikleri bir takım yazılar, buradan o yazıları çarpıtıyorlar. Elimde belge var. Çık açıkla, belgen varsa. Elini tutan mı var? O bölge Öcalan'la görüşmeyi gösteriyorsa, elimde belge bu. Bak, Öcalan'la bu görüştü. Çık açıkla. Açıklayamazlar. Çünkü bile bile Öcalan'la hiç alakası olmayan bir yazışmayı, bir oradaki sadece teknik bir ihtiyaçtan, dış güvenlikle ilgili bir takım çalışmalar yapılmasına ilişkin görevlendirmeleri, yazışmaları alıp Öcalan'la görüştü şeklinde çarpıtıyorlar. Yani ve bile belgelerle açık, ben diyorum ki belgelerini çıkarsınlar, göstersinler. Bak, size söylüyorum Duygu Hanım, size versinler, siz alın deyin. Bak, bu belge görevini, o belgelerde ne yazdığını ben biliyorum. Ama bu bir ahlak meselesi. Yani orada rutin, o dönem orada elektrikte sorun oluyor, inşaatta oluyor, bazı gemilerde sorun oluyor. Bir sürü orada teknik anlamda sorun oluyor. Oraya da teknik yerler gidiyor, hakimler, o teknisyenlerin başında gidiyor. Tabii oray Öcalan'la hiç alakası yok. Öcalan'la görüşmeyle hiç alakası yok. Yani böyle bir şey yok. Ama maalesef burada yapılmış, demin dediğim gibi, bazı teknik ihtiyaçları gidermek için yapılan şeyler, yazışmalarda da bu sabit. Hangi kurum talep etmiş, sonra ne yapılmış, hepsi yazıyor da. Ondan sonra o çerçevede yapılan bir çalışmayı alın, siz Öcalan'la görüştü diye millete takdim edin. Bu ahlaksızlıktan başka hiçbir şey değil. Bunu niçin yapıyorlar? Şimdi Kandil açıklama yapıyor. Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz diye. HDP açıklama yapıyor. Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı destekliyoruz. Onlar ne dedi? Eğer terör desteklerse biz yokuz Kılıçdaroğlu'nu desteklemede. Onlar masaya oturursa biz kalkarız. Şimdi terör
bangır bangır bağırıyor. Meral Hanım'dan da daha çok, efendim Mansur Bey'den de daha çok Kılıçdaroğlu'na çalışıyor. HDP de çalışıyor. Şimdi buradaki bu sözlerini nasıl yuttuklarını, nasıl bu sözlerini çiğnediklerini gizlemek için bak işte onlar da oradan görüşüyor diye bir sonuçla kendi ayıplarını kapatmak istiyorlar. Ama yok böyle bir şey. Büyük bir çarpıtmayı bile isteye yapıyorlar. Onun için de buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. O hakimin de diğerlerinin de adını açıklayın. Yazıları da yayınlayın. Onlar yayınlamazsa yazıları ben yayınlayacağım. Basına vereceğim. Bütün basına. Bakın bakalım burada görüşme var mı? Yani bugün yayınlamazlarsa yarın ben basına bütün bu yazışmaları vereceğim. Bugün yayınlanması çağrısı. Ben yayınlaması çağrısında bulunuyorum. Eğer ahlaklı ve söylediklerinin doğruluğuna inanıyorlarsa bugün yayınlasınlar. Yayınlamıyorlarsa ben arkadaşlarıma talimat verdim. Yarın bu yazışmaların hepsini Türkiye kamuoyuna paylaşacaklar. Peki şimdi bir diğer önemli sorun da aslında yine son günlerin en tartışmalı konularından biri. Siyaseten yürütülen bu siyasi darbe tartışmaları var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifadesi oldu. 14 Mayıs seçimlerine yönelik siyasi darbe girişimi ifadesini kullandı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı Mehmet Uçum da iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlık sürecine darbe olur ifadesini kullandı. Bu açıklamalar kapsamında siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Onların kasıtları açık. Ama yorumlayanlar bu açık kasıtlar üzerinden bir çarpıtma yaptığı da çok net ortada peki gözüküyor. Peki ne kastederek söylemiş şu anda olabilir? Türkiye'de sistem değişikliği yapılmış. Bu sistem değişikliği nedeniyle yürüyen bir süreç var. Eğer hükümet değişikliği olursa bu yürüyen süreçle ilgili yaşanacak sıkıntılara bir nevi atıf yapıyorlar. Yoksa seçimde halkın verdiği irade darbe olmaz. Milletin iradesi bizim başımızın tacıdır. AK Parti'nin kurulduğu günden beri savunduğu şey seçim sürecinin ve milletin sandıkta verdiği iradenin bizim namusumuz olduğu ve bu iradeyi ortak kabul etmediğimiz, bu iradeye saygı duymamız gerektiği şey. Biz gezi olaylarında da bu iradeyi koruduk. 17-25 Aralık'ta da 15 Temmuz'da da milletin iradesine ölümle sahip çıktık. Geçmişi böyle olan ve milletin iradesiyle iktidara gelen ve milletin iradesiyle sürekli iktidarda kalan bir partinin milletin iradesini tartışma konusu yapması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın sandıkta koyduğu irade ne olursa olsun o irade bizim başımızın tacıdır. Çünkü biz o iradeyle burada oturuyoruz. O irade bizi burada oturtmaya devam ettiği sürece de biz oturmaya devam edeceğiz. O yüzden milletin iradesi bir darbe olarak anlaşılamaz. Sayın Bakanımın Mehmet Uçum Bey'in söylediği de o değil. Ama şimdi ne yapıyor siyaset? Bakıyor ha burada bir yanlış anlaşılmaya meyyal bir konu var. Onun üzerinden onu istismar ederek biraz da çarpıtarak bak bunlar seçime darbe ediyor. Yani Süleyman Bey de demokrat biridir, Mehmet Bey de demokrat biridir. Ve demokrasinin içinden mücadele ederek gelmiş insanlardır. Milletin iradesine darbe demeyecek tecrübeye ve birikime sahip insanlardır. Ama çarpıtıyorlar. Yapacak bir şey yok. Maalesef çok yapılıyor seçim sürecinde bu. Diğer sorun da şu, yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir ifadesi oldu. Altılı masa toplantılarında alınan kararların CHP'li Ünal Çeviköz tarafından bir AB Büyükelçisi'ne götürüp onaylatıldığını dile getirmişti. Süleyman Soylu da o görüşmeye ilişkin de hatta ses kayıtlarının olduğunu da ifade etti. Şimdi tüm bunları nasıl değerlendirirsin Sayın Bakan? Tabii Süleyman Bey'in dedikleri ayrı bir konu. Ona sorarsanız daha isabetli olur. Ama şu kadarını söylemekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ve bazı temsilcilerinin büyükelçiliklerle görüştüğü, hatta büyükelçiliklerinde gelip büyükelçilerinde onları ziyaret ettiği, onlarla görüşmeler yaptığı sır değil. Yani bütün Türkiye bunu biliyor. Sadece büyükelçilerle değil. Yurt dışına biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu Washington'a gitti, New York'a gitti, Londra'ya gitti, Berlin'e gitti. Oralarda da bir takım görünür görüşmeleri olduğu gibi hamburgercide hamburger yediğine dair de veya bir benzinlikte başka yerlerde şeyler de var. Kayıp olan saatler de var. Belli aralıklarla nerede olduğu kendinin ifadesi dışında bilen yok. Onun için
buralarda kimlerle görüştü? Elbette herkes soruyor, biz de soruyoruz. Washington'da kimlerle görüştün? New York'ta kimlerle görüştün? Kayıp saatlerde neredeydin? Efendim, oralarda kimlerle temasların oldu? Görünen kısım var, görünmeyen kısım var. Burada da büyükelçiler CHP Genel Merkezi'ne gidip ziyaret ettikleri gibi CHP'den ziyaretçileri olduğu da kamuoyunun sırrı değil. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Balıkçı'da oturdu. Felaketin olduğu bir dönemde bir büyükelçiyle balık yediler. Şimdi bu açıdan baktığınızda CHP'nin büyükelçilerle ve onlarla özel görüşmeleri olduğu aşikar. Sizce bunun muhtevası ne? Değil mi? Bence görüşmeler normal ama bu görüşmelerin içinde konuşulanlar normal mi değil mi? Bunu ben merak ederim. Ne konuşuldu? Ama dışarı yansıyanlar seçim sürecine ilişkin, seçimlere ilişkin konuşmalar olduğu şeklinde. Ne büyükelçiler bunu yalanladı, ne de Sayın Kılıçdaroğlu ekibinden biri çıkıp hayır biz bunları konuşmadık. Özellikle Sayın Biden'ın kendi seçim kampanyası sırasında Türkiye'deki seçimlere müdahale edeceğini, Cumhurbaşkanımızı indirmek için muhalefete görünür açık destek vereceğini açıklamasından ve bazı batılı başkentlerinde benzer açıklamaya muadil fiili tutumlar ortaya almasından sonra bunların ne anlama geldiğini 3 aşağı 5 yukarı görüyoruz. İşte The Economist'in manşeti ortada. Daha önce başkalarının, The Guardian'ın yaptıkları ortada. Baktığınız zaman dış basın ve onların, o ülkelerin ülkemizdeki kimi temsilcileri Türkiye'deki seçimi ABD'nin kendi başkanlık seçimi gibi görüyorlar. Ve bu konuda da doğal müttefik gibi duruyor Cumhuriyet Halk Partisi. O yüzden de Türkiye'nin seçimlerine bunların müdahale etmesi kabul edilemez. CHP yetkililerinde şunu demeleri lazım. Bu seçim bizim seçimimiz, size ne? Siz ne karışıyorsunuz demeleri lazım. Çıkıp ya da biz konuştuk falan konuları konuştuk. Seçimle ilgili herhangi bir şeyi konuşmadık demeleri lazım. Ne CHP'den böyle bir açıklama ben gördüm. Belki yaptılar, rastlamamış olabilirim. Ne de ilgili büyükelçilerden. Cumhurbaşkanımız da tepki koydu. Diğer bakanlarımız da tepki koydu. Ve çok açık Türkiye'nin seçimlerine müdahil olmak isteyen bir elçiler şey olduğu açık. Dün bu açıklamadan sonra CHP'den de bu yönde bir açıklama geldi. Böyle bir görüşmenin olmadığına dair. O da eksiklik olmasın, onu da yayınımızda söylemiş olalım. Görüşmenin olmadığı değil. Yani ya içeriğine dair görüşme var. Açıklasa ne olur? Hepimizin göz önünde oldu görüşme. Milletin göz önünde olanı yalanlıyorsa o daha büyük bir ayıp. Ama muhtevasına dair bir açıklama yaptılar mı? Bilmiyorum. Ben rastlama. Eğer yaptılarsa ona bir şey demem. Efendim diğer soruya geçmek istiyorum. Şimdi çok da sorum var. Sürede kısıtlı ardarda soruyorum. Kusura bakmayın bu açıdan. Özellikle yine CHP'den atılan bir iddiaydı bu. İçişleri Bakanlığı'nda bir paralel seçim takip sisteminin kurulduğu iddiası. Şimdi aslında bunu şu açıdan soruyorum. Seçim sürecine artık 9 gün kaldı dedik açılışta da. Hem seçim güvenliği açısından bunu değerlendirirsek, yani bir paralel sistem var mı İçişleri Bakanlığı'nda? Hem de seçim güvenliği açısından 14 Mayıs seçimlerinde nasıl bir tablo bizi bekliyor? Yani Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerin başında seçim gelir. Dünyanın en güvenilir seçim yapan ülkelerini sıralasanız Türkiye birinci sırada yer alır. Bugüne kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun koordinesinde yapılan seçimlerin hiçbirine bir şaibe bulaştırılamamıştır. İtirazlar olmuştur, şikayetler olmuştur, iptaller olmuştur ama sonunda hep doğru olmuştur. Milletin de itimat ettiği sonuçlar çıkmıştır. Bu bir. İkincisi, Türkiye'de seçimi Yüksek Seçim Kurulu yapmaz. Anayasaya göre Yüksek Seçim Kurulu seçimi koordine eder. İtiraz, şikayet ve yolsuzlukları kesin olarak karara bağlar, ihtilafları çözer. Bizim kanunlarımız çerçevesinde de seçimi partiler yapar. Sadece mekanları tutar, kağıtları basar, zarfları basar, görevleri yapar, onları koordine eder, şikayet itirazı karara bağlar. Sandıkta nüfus cüzdanını kontrol eden bir partinin temsilcisidir. İmzayı attıran bir başkasının, zarfı veren, mührü veren, sonra sandığın açan, sayım dökümünü yapan, efendim oy şeyine tasnifi oy sonuçlarını partilere göre yazan, sonra da o birleştirme tutanağını imza eden
hepsine birer tanesi de veriliyor. Okulun da panosunu açılıyor. İlçe seçim kurulunda da aynı şey var. Yani Türkiye'de 200 binden sandık olduğunu, her sandığın başında 7 kişi olduğunu, bunun 5'inin de siyasi partilerin temsilcileri olduğunu ve en güvenilir adamlar olduğunu. Şimdi 5 tane siyasi parti temsilcisi bir sandıkta anlaşabilir mi? Türkiye'de 200 bin üstünde sandık var. Bunlar da anlaşabilir mi? Bu fiilen bir imkansızlıkla karşı karşıya. Yani seçimde Türkiye hile yapılması fiilen imkansız bir durum. Ama bunu neden gündeme getiriyorlar? Seçim yaklaştıkça Duygu Hanım, bir parti diyorsa ki seçim güvenliği falan filan, emin olun seçimi kaybetme konusunda sonuçları satın almış durumdadır. Ve şimdiden seçim yenilgisine bahane uydurma gayreti ve çabası içinde. Ben öyle görüyorum. Onlar seçim sonuçlarına dönük bir bahane üretiyorlar. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, biz de seçimleri takip etmek için seçim işleri başkanlığımız var. Bizim her sandıkta temsilcimiz var. Onlar aldıkları tutanakları AK Parti'ye gönderiyorlar. AK Parti'nin kendi kurduğu bir yazılım var. Oradan biz de takip ediyoruz. Diğer partiler de ediyor. Ama onlar bizim gibi bu işi profesyonel takip etmiyor. Kendi beceriksizliklerini örtmek için başkaları şunu yapıyor, bunu yapıyor. İçişleri Bakanlığı ile ilgili kısım, İçişleri seçimin güvenliğinden sorumlu. Seçim sırasında bir takım kavgalar olabilir, tartışmalar olabilir, seçim yapanlara saldırılar olabilir. İçişleri Bakanlığı'nın seçim güvenliği eksenli yaptığı çalışmaları paralel seçim sistemi oluşturuyorlar şeklinde değerlendirmeleri kabul edilemez. İçişleri Bakanlıkları sadece bu seçim değil, bundan önceki bütün seçimlerde, diyelim oy pusulaları gidiyor bir mahalleye, kırsalda bir köye. Bunu kim götürüyor? İçişleri Bakanlığı'nın görevlileri götürüyor. Sonra oradan alınıp getiriyor güvenli bir şekilde ilçe seçim kuruluna. Ve bütün bu sandık mahallelerinin güvenliği, orada çalışanların, vatandaşların güvenliği İçişleri Bakanlığımız sağlıyor. Teşekkür edeceklerine İçişleri Bakanlığı'na saldırıyorlar. Yakışıksız bir durum işin doğrusu. Son olarak aslında adayı olduğunuz şehirden soru sormak istiyorum size. Şimdi bakanlığınız devam ediyor ve yine bakanlık geçmişinizde olan bir bakansınız ve Şanlıurfa milletvekili olarak devlet yönetimindeki deneyiminizi buraya Şanlıurfalılara nasıl aktaracaksınız? Şimdi Şanlıurfa büyük bir şehir. Nüfusu 2 milyon 170 bin ama nüfusu da bunun çok çok üstünde olan bir şehir. Yeni dönemde inşallah biz Şanlıurfa'nın mevcut sorunlarını, iktidardan beklentilerini görerek hareket edeceğiz. Sorunlarını çözüm eksenli bir yaklaşım içerisinde olacağız. Beklentilerini de iktidarın gücüyle yerine getirme gayreti içinde olacağız. Tabii bakanlık devlet yönetiminde olmanın kazandırdığı gerçekten çok büyük tecrübe var. Neyi, nereden, nasıl alacağını bakanlar çok iyi bilirler. Ve hangi meselenin nasıl çözüleceğine dair bir tecrübeleri var. Şimdi biz Şanlıurfa'da artık sorunları konuşan değil, çözümleri konuşan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sorun ve şikayet konuşma devrini, sorun tespit ettik, şikayeti tespit ettik. Şimdi ondan sonra çözümle. Ne zaman çözeceğiz? Ne kadar sürede, hangi kaynakla, nasıl çözeceğiz? Biz biraz bu felsefeyle Şanlıurfa'nın yaşadığı sorunların çözümü üzerinde duracağız. Örneğin Şanlıurfa'nın kırsalında kuyudan şimdi su karşılanıyor. Hı hı. Ve çok derin kuyular var. Evet, ben ve gelmeden önce biraz araştırdım. Evet. Buradaki en büyük problem suymuş. Tabii içme suyunda, suyunda kırsalda ciddi bir sorun var. Evet. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Sorunu anlattık ve diyoruz ki şimdi bu içme suyu konusunu şehir şebeke suyunu en ücra mecraya götürecek şekilde bir projelendirmeye, çalışmaya başladık. Dün DSİ Genel Müdürümüz bütün ekibiyle geldiler. Şu anda proje çalışmasını başlattık. Yani 1000 metreden su çıkan kuyular var. Ve o kuyulara yağmur yağdığı zaman çamurlaşan sular var. Bütün bunlar nedeniyle burada sağlık bakımından da sorunlar var. O zaman bu kuyudan su dönemini
sona erdirmek lazım. Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettik. Talimatlarını verdi. Biz şimdi çalışmaları başlattık. Buradan kırsaldaki ve mezradaki bütün Şanlıurfalı hemşerilerim şunu bilmelerini istiyorum. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde Haliliye merkezdeki bir evde kullanılan suyun kalitesinde su doğrudan şehir şebekesinden kırsaldaki mahallemize ve mezramıza gidecek. Yani biz, su problemi en kısa sürede biz, Şanlıurfa'da çözülmüş olacak. Aynen öyle. Bizim burada diğer konulara da öyle bakıyoruz. Sorun var. Sorunu öteleme, çözüm zamana yayma değil. Bu sorunu biz ortadan nasıl kaldıracağız? Bu eksenle Sayın Cumhurbaşkanımızdan edindiğimiz tecrübeyle de bunu çözüm odaklı hareket edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da sorunu yaymıyor zamana. Bu sorun varsa kim çözecek? Adalet Bakanı çözecek. O zaman çöz. Biz onu yapıyoruz. Sorun çöze çöze sorunları azalttığımızı Şanlıurfalı hemşerilerimiz de bunu görecekler inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, elinize katıldığınız için. Şanlıurfa'da Balıklıgöl'de konuğumuz Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ydı. Buradan sözü İstanbul'a bırakalım ve herkese iyi bir gün dileyelim. Evet, Duygu Ayaz Bayram'a çok teşekkür ediyoruz. Duygu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile özel bir röportaj gerçekleştirdi. O röportajı ekranlara getirdik.